Özaydın Sürücü Kursu. Başarı ve güvenin tek adresi. Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar bir ders videosunda birlikteyiz. Bugünkü adayımız, öğrencimiz Ercüment Tanrıverdi. Hoş geldin Ercüment. Şimdi Ercüment'in durumu farklı arkadaşlar. Normalinde hafta içinde geliyor arkadaşlarımız ya da hafta sonu. İkişer ders, blok ders yapıyoruz. Fakat çalıştığı iş yeri, ortamı dolayısıyla hafta içinde izin alamıyor arkadaşımız. O yüzden bugün pazar günü full bütün günü arkadaşımız Ercüment'e ayırdık. Sabah 9'dan beri çalışıyoruz. Şu anda da gözlerinden belli, bitmiş durumda, yorgun. Bugün bu son derslerimiz artık. 10. dersimizi yapacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi sınav günü buraya geldik. Kimliğimizle birlikte. Ne yapıyoruz Ercüment? Aracımızı tanıtıyoruz. Fotoğrafını çekiyorlar şöyle komisyon başkanı. Geçiyorsun, motor kaputunu açıyorsun önce. Öncelikle buradaki motor suyumuz, buradaki sileceklerin suyu, motor, motorun yağ kapağı ve motor kontrol çubuğu buradaki. Hava filtresi, radyatör kapağı, akü, sigorta ve fren yağı kapağı. Bagajın içerisinde önce yedek lastiğimiz kriko demiri ve araç çekme demiri var. Burada ilk yardım çantası, üçgen dedektör ve yangın söndürme tüpümüz var. Sonra bagajı kapattıktan sonra aracın 4 tane lastiğini kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar, yine Ercüment arkadaşımızla dış tanıtımı yaptık. Araçtayız, araca bindik. Şimdi artık güvenli bir şekilde yola çıkmadan önce aracımızı tanıtacağız. Dediğimiz gibi arkadaşlar, bu video tamamen yoruma açık. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Dediğimiz gibi arkadaşımız bugün başladık. Çok az bir deneyim yapmış sanırım, değil mi? Evet. Ercüment, az bir şey mi kullandın? Az bir şey. Sadece arkadaşlar ufak bir göstermişlerdi. Göstermişler ve bugün sadece bir güne sığdırdık. Haftaya sınava girecek arkadaşımız. Hafta içinde de boşluğumuz olursa birer ikişer ders daha çağıracağız. Bugün biz artık şimdi yapacak olduğumuz 10. dersimiz olacak. Sabah 9'dan beri dersteyiz ve çalışıyoruz ara vere vere. Şimdi bunu bir videoya dönüştürelim dedi arkadaşımız kendi isteğiyle. Rızasını aldık. Şimdi bindik aracımızı. Ne yapıyoruz Ercüment? İlk işimiz. İlk emniyet kemerini takıyoruz. Sonra emniyet kemerimizi taktıktan sonra aracımızı ilk şöyle bir koltuk şekilde ayarları falan, değil mi? Koltuk, evet, ayarları, ilk ayarları. Daha önce ayarladığımız için ilk bir koltuk ayarlarımızı daha yapıyoruz. Daha önce ayarladığımız için tabi hazır, onun için aklıma gelmedi arkadaşlar. Koltuk ayarlarımızı yaptıktan sonra dikiz aynası ayarlarımızı yapıyoruz. Dikiz aynası ayarlarımız da bittikten sonra sağ sol aynamızı kontrol ettikten sonra hazır bir hale geliyoruz. Hazır bir hale geldikten sonra ilk aracımızı yarım kontak açıyoruz. Kontak açıldıktan sonra ilk olarak buradaki göstergelerin ne işe yaradığını sağlayacağız. İlk başta önümüzde bir görsel panel var. Bu görsel panelin hemen sağ tarafında kilometre göstergesi var. Bunun içinde yanan ışık ise el freni inkaz göstergesi. Hemen sağ tarafta devir göstergesi var. Devir göstergesinin içindeki sarı gördüğümüz ışık motor inkaz ışığı, onun altındaki akü inkaz ışığı ve hemen onun yanındaki yağ lambası inkaz ışığı. Ortadaki gösterge panelimiz ise sağ taraftaki benzin göstergesi, sol taraftaki ise hararet göstergesi. Aracımız altı ileri bir geri. Hemen burada el freni var. El frenini çekmeden önce bir aracımızı hafiften bir çalıştıracağız. Şöyle bazen farklı bir şeyler de sorabiliyorlar. İşte iç aydınlatma falan, tamam mı? Tamam. Genel temel bilmemiz gerekenler, şu kollar ne işe yarıyor? Evet, kollarımız hemen sol tarafımızdaki kalan kol sinyal ve far kolu, sol taraftaki de silecek kolu. Hemen pedallarımız, sol tarafımızda kalan pedalımız debriyaj, ortadaki fren, sağ taraftaki ise gaz. Başka soracağı bir şeyler var mı şimdi bilmiyorum. Şimdi hazır mıyız? Evet, hazırız hocam. Şu andan itibaren arkadaşlar aynı sınav gibi yapacağız. Ben komisyon başkanıyım. Sınav öncesi komisyonlarımız son bir hatırlatma, uyarı yaparlar. Derler ki
Ercüment. Hocanla ne gördün? Nasıl öğrendin? Parkuru güzergahı biliyorsun. Sinyallerini unutma. Tamam mı kardeşim? Böyle duruş kalkışlarda sinyallerimize dikkat edelim. Güvenli bir sürüş yapalım. Bizi şöyle bir gezdir gel. Gittiğin geldiğin yerleri, tamam mı? Bir dolaştır gel. Parkları falan düzgün yap, hatasız. Tamam. Ondan sonra bizi buraya getir. Sen direksiyonunda sen olacak şekilde buraya getiriyorsun. Ehliyetini alıyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Çalıştır şimdi. Bismillah. Bundan sonrası iş sende. Neler yaptığını anlat, arkadaşlar da duysun. Önce aracımızı çalıştırdıktan sonra el frenimizi çekip vitesimizi hemen 1'e alıyoruz. Boş 1'deydi zaten. Önce bir boşa alıp sonra vitesimizi boşa alıp sol sinyal lambamızı yaktıktan sonra ayağımızı hafifçe debriyajdan çekerek Bismillah deyip yola başlıyoruz. Sağ tarafımızı kontrol ettik. Hiçbir araç yok gelen. Vitesi 2'ye geçirip hızımızı hafiften arttırıyoruz. Şimdi ben burada arkadaşlar, bakın şu ara kavşağa kadar uzun bir yol. Burada gerek yok. Ben buraya mesela kesiyorum. Buradan yayını keseceğiz. Kavşakta tekrar kayda gireceğiz. Sağa döneceğimiz için öncelikle sağ infial lambasını yakıyoruz. Önümüzdeki ışığa bakıyoruz. Işık şu anda kırmızıya geçeceği için debriyaja basıp hafiften yavaşlıyoruz. Kırmızı ışıkta duracağız. Kırmızı ışıkta durduğumuz için hemen 3. vitese geldiğimiz için vitesimizi tekrardan 1'e alacağız. Güzel. Bu çok önemli arkadaşlar. Burada sınavda komisyon kesinlikle 1 alın. Sinyal yakın falan demez. Tamam mı? Aynı sınav gibi. Bekliyoruz şimdi ışığın sarı yanmasını. Işığımız sarı yandı. Yeşil ışığı görür görmez hemen yavaştan hareket edip hafiften gaza yüklenerek dönüyoruz. Vitesi 2'ye atıp devam ediyoruz. Hatta 3'ü de alabilirsin değil mi? Evet. Ercüment. Ehliyet için biraz belki, yani hiçbir şey geç kalmış sayılmaz ama işlerden dolayı mı? Evet. Biraz iş hayatından dolayı mecbur. Hem sadece pazar günlerim boş, hem de çalıştığım için sürekli. Hem ehliyeti almaya geç kaldım, hem de derslere geç kaldım. Evet. 10 dersi veya 11 dersi bugün yapacağız. Şimdi burada ne yapıyorduk? Burada sağa döneceğimiz için sağ sinyalimizi veriyoruz. Ayağımızı hemen debriyaja basıp sadece debriyajla gidip viraja vardığımız zaman bir hafifliyoruz sadece. Vitesimiz 3'ten 2'ye çekip dönüyorum. Sadece debriyajla ilerliyorum şu anda. Hafif gaza yükleneceğim. Burada da şey yapabiliriz. Park yapacağız. Yavaşlıyoruz. Normal yanaşıp tekrardan sağ sinyalimizi verip ilerliyoruz. Aracımızı geri alıp park yapmak için hazır hale getirip başlıyoruz. Nereye bakıyoruz önce? Öncelikle sol aynaya bakacağız. Sol aynada hemen kapıya doğru denk getirmeye çalışıyoruz Dubai'yi. Denk getirdikten sonra... İkinci Dubai değil mi? Evet, ikinci Dubai. Ondan sonra vitesi tekrardan 1.5 çevirip hemen geçiyoruz diğer tarafa. Artık solumuza değil sağımıza bakacak şekilde birinci Dubai'yi hemen denk getirdikten sonra... Şurada köşede. Hemen köşedeki ilk Dubai'yi denk getirdikten sonra tekrardan sağa kırıp hafiften aracın önünü düzeltip sarı çizgiye tekerlerin denk geleceği şekilde park edeceğiz. Ve parkımız bu şekilde tamamlandıktan sonra hemen düzeltip parkım tamam diyoruz.
park tamamlandıktan sonra çıkış hazırlığı. Çıkış hazırlığı yapacağız. Hemen debriyajdan boşalıyoruz. Boştan tekrardan 1'e çekiyoruz vitesimizi ve sol sinyalimizi yakıp direksiyonumuzu tam bir şekilde sağa kırıp ayağımızı hafifçe debriyajdan çekerek ilerleyeceğiz. Burada bir duruyoruz arkadaşlar. Paralel parktan çıktıktan sonra duruyoruz. Komisyon başkanını ve beni alıyorsun. Evet. Debriyaj tam bas. Sonra tekrar kalkış için ne yapıyoruz? Kalkış hazırlığı yapıp sol sinyalimizi veriyoruz. Kalkış tekrardan yapıyoruz. Kalkış yapıyoruz. Şimdi tekrar L Park'a geldik. Evet. Ne yapıyoruz burada L Park'ta yine? L Park'ta geçerken yine sağ sinyalimizi yakıyoruz. Ortalıyoruz dubalarımızı. Güzel. Dubaları ortaladıktan sonra devam ediyoruz. Burada ne yapıyoruz? Bu sefer arkadakini kelebek yani üçgen gözüken yerden tamamen dubayı görmeyeceğimiz şekilde ayarlamamız gerekiyor. Kayboldu mu şu anda? Kayboldu şu anda. Duba kaybolduktan sonra yine aynı şekilde direksiyonumuzu tam sağa kırıp aracı boşalıp hemen tekrardan geri vitese takıyoruz ve tekrardan geçiyoruz. Bu seferdeki farklardan bir tanesi sol tarafımızdaki aynayı kontrol etmeyeceğiz. Sağ evet. Tarafımızdaki aynayı ilk etapta buraya basıyoruz. Kurtardı. Sıkıntı yok. Gayet güzel. Çarpacak gibi olursa hafif toparlama yapabiliriz yani. Evet. Aracı önü direkt geldiği zaman karşımızdaki dubayı direkt gördüğümüz zaman tekrardan direksiyonu 1,5 tur döndürdükten sonra tekrardan düz bir şekilde geri gidiyoruz. Burada duruyoruz. Burada durduktan sonra hemen kalkış hazırlığı yapmak için vitesi geriden çekip 1'e tekrardan takacağız. Vitesimizi 1'e taktıktan sonra hemen sağ sinyalimizi verip aracı hafiften ilerletiyoruz. İlk dubadan aynamız geçtikten sonra direksiyonu çevirmeye başlıyoruz tekrardan. Rahat bir şekilde dönebilmenin ama çarptık. Bu sefer çok... Çünkü geç kaldık. Evet, geç kaldık. Bakın bu bir hata oldu. Geç kaldık, dubaya çarptık. Çünkü niye? Söylediğini uygulamadı arkadaşlar. Evet. Şu yakın bir mesafede de geri manevramız var ileride. Şimdi geri manevramızı kalkışımızı yaptığımız için, geri manevra yapacağımız için önce bir sağ sinyalimizi yapıyoruz buradan geçerken. Çünkü duracağız. Arkamızdaki aracın durduğumuzu bilmesi gerekiyor. Tabii. Arkadaki, yani arkamızdan gelen araç trafiğini bilgi vermemiz lazım. Sağ sinyal. Evet, burada durduktan sonra tekrardan hemen vitesimizi geriye taktıktan sonra hiçbir şekilde direksiyonu kıpırdatmadan sinyali kapatabiliriz. Geri gidiyoruz. Onlar tamam yeter diyecek komisyon başkanı. Tamam. Şimdi kalkış hazırlığı yapıyoruz. Tekrardan kalkış hazırlığı yapıyoruz. Sol sinyalimizi yakıyoruz. Vitesi boşalıp 1'e takıyoruz tekrardan. Ve hafiften kalkmaya başlıyoruz. Şu dubaların etrafında da U dönüş yapıp evet. Geri dönüş yapacağız. Sağa doğru almıyoruz değil mi? Şöyle evet sağa doğru almayacağız çünkü sol dönüş yapacağız. Arkamızdan gelen araçlar sağımızdan geçsin. Geçebilsin yani. Toparladık. Şimdi ne yapıyoruz? Hızlanıp ikiye alacağız. Hızlanıp ikiye alacağız. Bundan sonraki işimiz ne? Gerçekten. Bundan sonraki işimiz ani fren. Yani ani duruş yapacağız. Ben komut verince duracaksın. Şimdi. Tamam güzel. Ani freni yaptık. Evet, ani frenimizi yaptıktan sonra tekrardan kalkış hazırlıklarımıza başlıyoruz. Hemen sol sinyalimizi yakıyoruz. Vitesi boşaldıktan sonra 1'e takıyoruz tekrardan ve kalkışa devam ediyoruz. Evet, şu ana kadar hatamız bir tek orada dubaya çarptı. Evet. O da kalma sebebi zaten. O yüzden şu ana kadar başka hatamız yok. Devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Çevre bulmaya başlıyoruz. Şimdi hemen sağ sinyalimizi verdikten sonra hafiften burada yavaşlayıp solumuzu kontrol ediyoruz. Gelen araç yok. Hemen dönüşümüzü yapıyoruz. Burada hafiften tekrardan gaza yüklenip vitesi 2'ye geçiş yapıyoruz. Sol şeride yani. Sol şeride geçiş yapıyoruz. Vitesimizi hemen 3'ten tekrardan 2'ye geri. Debriyajda gidebiliriz. Takıp. Devam edelim.
burada. Debriyajda rahat rahat bir şekilde gidebilmemiz için. Duruma göre değişiklik gösterebilir o. İyice yavaşlarsan evet. ikiyle gidebilirsin. Ama burada artık debriyaj frenine giriyoruz kavşağa. Evet, burada kavşağa yaklaştığımız için yavaşlayıp debriyaj frenine gidiyoruz. Şurada dur yazıyor. İlla oraya kadar getirip burada duruyoruz burada, değil mi? Evet, burada duruyoruz. Durduktan sonra tekrardan bir kalkış hazırlığımız olacak. Zaten sol sinyalimiz yanıyor. Vitesimizi tekrardan 1'e alacağız. Bir aldıktan sonra yola bakıp gelen araç varsa geçişini bekliyoruz. Sol şeride gidecek şekilde. Sağ şeride. Sağ şeride girecek şekilde dönüyoruz. Sinyalimizi yakıp sol şerit kontrol ettikten sonra geçiş yapıyoruz. Çünkü ileriden döneceğiz. İleriden sola dönüş yapacağız. Tekrardan aynı şekilde vitesimizi 3'ten geriye çekip sadece debriyajda hafif bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Şurada ne yapacağız? Hafiften yavaşlayacağız. Şöyle çapraz şuraya alıyoruz. Şöyle çapraz bir şekilde yolu görecek şekilde giriş yapacağız. Giriş yaptıktan sonra gelen araç yoksa direkt geçiş yapacağız. Vitesimiz zaten 2'de olduğu için rahat bir şekilde ilerlemeye devam edebiliyoruz. Sağ sinyalimizi yakıp dönüş yapacağız. Şuradan dönüşümüzü yapıyoruz. Tekrardan duracağımız için öncelikle sağ sinyalimizi yakıyoruz ve rampaya geldiğimiz zaman duruyoruz. Duruş yapacağımız için önce bir vitesimizi boşa oradan hemen 1'e alıyoruz ve kalkış yapacağımız için sol sinyalimizi yakıp ayağımızı hafiften bir debriyajdan çekeceğiz. Çünkü rampada hissetmemiz lazım. Aracın titrediğini hissettiğimiz zaman ayağımızı hafiften frenden çekip sonra debriyajdan kaldırıp gazı hafiften yükleniyoruz. Şuraya kadar da 2 ile gidebiliriz. Evet, 2 ile gidebiliriz. Birden hemen 2'ye çektik vitesimizi. Sola döneceğimiz için sol sinyalimizi kapatmadık. Burada hafif yavaşlıyoruz. Yolu kontrol edeceğiz. Önce hemen bir sağımızı, solumuzu kontrol ediyoruz. Kimse yok. Hemen dönüşümüzü gerçekleştirelim. Tekrardan sağ şerite girip devam edeceğiz. Burada tekrardan bir sola dönüşümüz var. Hafiften fren dokunabilirsin. Hafiften aynen. Debriyaja gerek yok burada gerçi. Hafiften bir dönüş yapıp devam edebiliriz. Önümüze bir kontrolsüz kavşak var değil mi? Evet, kontrolsüz kavşak olduğu için hafiften tekrardan yavaşlayacağız, kontrol edeceğiz. Ama burada durmadan geçebiliriz, güvenli ve yavaş. Evet. Yani kontrollü bir geçiş yapılabilir. Kontrol. Ne yaptın? Debriyajı full bastın. Debriyaj şu anda full bastım. Kontrollü bir şekilde, evet, yavaş bir şekilde geçeceğiz. Boş. Sağımıza baktık, boş. Geçiş yaptık. Geçiş yaptıktan sonra debriyajdan çekip hafiften gaza yükleneceğiz. Karşımızdaki araç yavaş gidiyor. Evet arkadaşlar, şimdi de jandarmanın önündeki virajlı yola geldik. Sağ viraj var burada. Ne yapıyoruz burada? Burada ayağımızı hafiften gazdan çekip normal bir şekilde ilerlememiz yeter. Yani debriyaja da fren yapmamıza gerek yok. Sinyalde gerek yok. Sinyalde gerek yok çünkü tek dönüş yolu. Sadece dönüşlerde hızımız düşerse hafif bir gaza yüklenme yapıyoruz, o kadar. Burası da kontrollü bir geçiş. Dur yazıyor ama devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Sadece gelen araç olursa yol veriyoruz, tamam mı? Evet. Gelen araçlara. Buradan tekrardan sola dönüş yapacağız. Karşı ışıklara doğru geleceğiz.
kırmızı ışıkta duracağız. Durduk. Hemen ne yapıyoruz? Durduktan sonra hemen tekrardan vitesimizi 1'e alıyoruz. Ayağımız debriyajlı oluyor çünkü burası da bir rampa olduğu için. Sağ döneceğimiz için yakacağız. Sağ döneceğimiz için sağ sinyalini yakacağız. Ve hafif debriyajdan ayağımızı çekip aracın titrediğini hissettikten sonra frenden ayağımızı kaldırıp debriyajdan hafiften kaldırıyoruz. Ve dönerken hafiften gaza yüklenerek devam edeceğiz. Şöyle bir 20'yi geçelim. 2 yapalım. Evet. Son kavşağımıza geldik. Evet, burada hemen sağ sinyalimizi yapıyoruz. Hızımız zaten 50. Yeşil ışığa büyük ihtimalle yetişemeyeceğiz. Evet, burada direkt 2'de hafif debriyaja basılı bir şekilde ilerleyebiliriz. Işığa yaklaşınca hafiften frenle yavaşlayacağız tekrardan. Hatta duracağız. Evet, duracağız. Durduk. Tekrar bekleyeceğiz. Şimdi aracımız hemen 2'den, 3'ten direkt 1. vitese alıyoruz. Kalkış hazırlığı yapacağız. Sağ sinyalimiz yanık. Hemen sağ dönüş yapacağız. Yeşil yandı. Şu an 2 aldım. 1'le kalktık ya. Evet, bu araç bağırıyor. Gaz istediği için 2'ye alıp devam ediyoruz. Orada uygun bir yapı yine şöyle. Fark edeceğiz. Ne yapıyoruz durmadan önce? Burada durmadan önce sağ sinyalimizi yakıp yavaşlıyoruz. Yine şu ağaçtan oraya denk gelecek şekilde yavaşça. Yavaşça. Normal bir şekilde fark edecek biraz şekilde gölge. Şöyle yürü biraz daha yürü. Evet, şurada duramıyoruz. Tamamen durduk. Aracı çarptıktan sonra ayağımızı hiçbir şekilde pedallardan çekmeden önce aracı stop ediyoruz. Stop ettikten sonra el freni çekip sonra boşu aldıktan sonra ayağımızı bütün pedallardan çekebiliriz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Arkadaşımız Ercüment bugün bir güne sığdırdık derslerini. Şu andaki performansıyla hazır diyebiliriz sınava. 5 ders sabahtan yaptık arkadaşlar. Şu anda da öğleden sonra da 5. dersimiz saat 16.30. Son bir dersimiz kaldı. Bir ders daha yapacağız. Bugün pazar olduğu için noktalayacağız. İnşallah evet. Önümüzdeki hafta boşluklarda olursa boşluklarımız 5.30'dan sonra mesai bitiminden sonra gelmeye çalışırsa şey yapacağız arkadaşlar. Bugünkü dersimiz videomuzda bu kadar. Bir dahaki derslerde videolarda görüşmek üzere. Şöyle bir el sallıyorum arkadaşlar Ercüment.